Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde zaman ölçme konusunu işleyeceğiz. Dersimizde neler öğreneceğiz? Saat çeşitlerini, tam saatleri, yarım saatleri ve çeyrek saatleri nasıl okuyacağımızı ve nasıl göstereceğimizi öğreneceğiz. Gün içinde işlerimizi sırayla ve belli bir zamanda yaparız. Bunun için zamanı bilmemiz gerekir. Zamanı öğrenebilmek için saat kullanırız. Kullanıldıkları yere göre farklı şekil ve büyüklüklerde çeşit çeşit saatler vardır. Duvar saati, çalar saat, kol saati, masa saati, cep saati gibi farklı saatlerle karşılaşırız. Fakat analog ve dijital olmak üzere iki tür saat kullanırız biz aslında. Çocuklar analog saat üzerinde 1'den 12'ye kadar sayılar ve iki ibre vardır. Bu ibrelerden küçük olanına akrep, büyük olanına ise yelkovan denir. Akrep bize saati gösterir, saatin kaç olduğunu gösterir. Yelkovan ise dakikaları gösterir. Dijital saatlerde ise zamanı gösteren sayılar iki kısımdan oluşur. Saati gösteren kısım birinci bölüm, dakikayı gösteren kısım ise ikinci bölümdür. İkinci kısımda tam saatler için sıfır yazar. Tam saatlerde Yelkovan 12'yi gösterir. Her zaman eğer bir saatin tam olduğunu belirteceksek yelkovanın 12'de olması gerekiyor. Akrep ise hangi sayıyı gösteriyorsa o sayı saatin kaç olduğunu belirtir. Örneğin bu saatimize baktığımızda burada akrep 10 sayısını gösteriyor. O yüzden saat 10'dur diyebiliriz. Dijital ve analog saatlere yan yana nasıl göründüklerine bakalım. Birinci saatimize baktığımda Yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrep ise 5'i gösteriyor. Saat 5'tir diyebilirim. Saatin 5 olduğunu dijital saatte ise şu şekilde görürüz. Saati gösteren kısımda 5 yazıyor. E, dakikayı gösteren kısım o ikinci kısmımızda ise 00 yer alıyor. Diğer bütün saatlerimize baktığımızda da aynısını görürüz çocuklar. Yelkovanın içinde hepsinin 12'yi gösterdiğini görüyorsunuz. Yani bir kez daha tekrar edecek olursam, analog saatlerde yel kovan sabit bir şekilde 12'de olmalı, dijital saatlerde ise dakikayı gösteren bölümde 0 yer almalı. Sevgili öğrenciler, bir gün 24 saattir. Bu bilgiyi birinci sınıftan hatırlıyorsunuz. Analog saatlerde akrep bir gün içinde aynı saati iki kez gösterir. Çünkü Analog saat üzerinde 12 adet sayımız vardır fakat bir gün 24 saatten oluşuyordur. Ancak iki tur yaparak bir günü tamamlamış olur. Aynı zamanda saat 9 denildiğinde sabah mı akşam mı anlaşılmaz. Bu nedenle saati söylerken günün hangi bölümünden bahsettiğimizi belirten sabah, öğleden önce, öğle, akşam, gece, gece yarısı gibi ifadeler kullanırız. Bu ifadeler hangi zaman dilimini kapsıyor onları bir inceleyelim. Güneşin doğduğu ve gündüzün başladığı zamana sabah denir. Sabah saatleri günün ilk saatleridir. Uyanışımızdan saat 10'a kadar geçen zamana sabah deriz. Saat 10'dan 12'ye kadar geçen zaman dilimine ise öğleden önce ifadesini kullanırız. Öğle ise yaklaşık olarak gündüzün ortasıdır. Güneşin gökyüzünde en tepede olduğu zamandır. Öğle yerine öğlen sözcüğünü de kullanırız saat 12'den e, 2'ye kadar geçen e, zamana öyle deriz. Ya da öğlen deriz. 2'den 4'e kadar geçen zamanı ise çocuklar 2 ile 4 arasında ise öğleden sonra deriz. 4 ile 6 arasında ise akşam üzeri denilir. Güneşin batmaya başladığı gündüzün sona erdiği zamanı ise Akşam deriz. Çocuklar akşam da saat 6 ile 10 arasını kabul edebiliriz. Akşamdan bir süre sonra sabah güneş doğana kadar geçen zamana ise gece deriz. Yani saat 10'dan uyanacağımız vakte kadar artık gecedir. 12'den sonrası da gece yarısı olarak da ifade edilebilir. Dijital saatlerde Öğleden sonra saatin kaç olduğunu bulmak için birinci bölümde yani saatin yazdığı yerde bulunan sayıdan 12'yi çıkarırsak tam saati bulabiliriz. Örneğin 14.00 yazıyor. 14 hangi zaman dilimini kaplar bunu kapsar bunu bulabilmek için hemen 14'ten 12'yi çıkardığımızda saat 2 deriz. Fakat saat 2 dediğimizde de bu kez öğleden sonra saat 2 diye de belirtmemiz gerekir. Sevgili çocuklar şimdi sırada yarım saatler var. Analog saatlerde akrep iki sayının arasını yelkovan ise her zaman 6'yı gösterir. Tam saatlerde hatırlayın 12'yi gösteriyordu. Yarım saatlerde de e, her zaman 6'yı göstermesi gerekiyor yelkovanın. Akrep için dedik ya iki sayı arasında bakın 3 ve 4'ün arasını gösteriyor. Burada yarım saatler okunurken akrebin hangi sayılar arasına gösterdiğine bakacağız ve bu sayılardan küçük olanı seçeceğiz çocuklar. Yani o zaman saatimiz 3 buçuk şeklinde ifade edebilir. Sadece saat 12 buçuk olduğunda bu kural geçerli değil. Hani her zaman dedik ya iki sayı arasını gösterecek. Bu iki sayıdan küçük olanı tercih edeceğiz diyorduk. Burada 12 birden büyük biri tercih etmemiz gerekirdi ama bu kural burada geçerli değil işte. Diğer bütün saatlerde her zaman küçük olan sayıyı seçerken 12 saat 12 ile bir sayısı arasında ise saat 12 diye okuyoruz, ifade ediyoruz, gösteriyoruz. Dijital saatlerde ise dakikayı gösteren bölümde 30 sayısını görmemiz gerekiyor. Dijital saatlerde yarım saati iki farklı şekilde okuyabiliriz. Saat gece on buçuk ya da saat yirmi iki şeklinde de söyleyebiliriz. Örnekleri inceleyelim birlikte. Şimdi hemen bakıyorum. On iki az önce de belirtmiştik zaten. 12 ile bir aralığında. Buradan on ikiyi seçeceğim. Yelkovan zaten altıyı gösteriyor. Saat on buçuktur diyebilirim. İkinci örneğimize bakalım. Saatimiz 3 ile 4 arasında. Küçük olan sayıyı seçmem gerekiyor. Yelkovan zaten 6'yı gösteriyor. O yüzden hemen 3.5 diye ifade edebilirim. Üçüncü örneğimize baktığımızda yelkovan 6'yı gösteriyor. Akrep ise 6 ile 7 arasında, 6 ile 7 arasında yer aldığı için küçük olanı seçeceğim. 6.5 diye ifade edeceğim. Dördüncü saatimize baktığımda ise gerek olan olması gereken yerde buçuğu gösteriyor. Akrep ise 9 ile 10 aralığında küçük olan sayıyı seçmem gerektiğini söylemiştim. Saat 9.30'dur diye ifade edebiliriz. Sevgili çocuklar analog ve dijital saatte belirtilen vaktin nasıl gösterildiğine bir bakalım birlikte. Analog saatlerde ee, tekrar ediyorum. Akrep iki sayı arasında yer alacak. Küçük olan sayıyı tercih edeceğim. Yel kovansı her zaman 6'yı göstermeli. Bu demek oluyor ki saat 3.30. Dijital saatte ise dikkat etmem gereken şey buçuklu saatlerde dakika kısmının 30 olması. Saat kısmının ise hangi sayı yer alıyorsa o sayıyı okuyarak saatin kaç olduğunu belirtebiliyorum. İkinci bir örneğimize bakalım. Yelkovan 6'yı gösteriyor. Demek ki saat buçuklu. Akrep ise 6 ile 7 arasında. Küçük olanı seçmem gerekiyordu. O yüzden altı buçuk diye okuyabilirim, söyleyebilirim. Dijital saatimize bakıyorum. Dakika kısmı 30 yazıyor. Bu demek oluyor ki saatimiz buçuk. Saat kısmında ise zaten 6 yer alıyor. altı buçuk şeklinde okuyabilirim. Diğer örneklerimizde yine az önceki gibi. Günün belli vakitlerini ifade edebilmek için bazı kelimeler kullanırız demiştik. Bununla ilgili örneklerimize bakalım hemen. Sabah saat 5.30. Saat akşam üzeri 5.30. Saat sabah 8.30. Saat akşam 8.30. Saat öğleden önce 11.30. Saat gece 11.30. Saat öğlen 12.30. Saat gece yarısı 12.30 şeklinde farklı farklı zaman dilimlerinden bahsedildiğini bu kelimeler sayesinde anlayabiliriz. Sevgili öğrenciler sırada çeyrek saatleri okuyalım kısmı var. Çeyrek saat denilince hemen aklımıza 15 dakika olduğu gelmeli. 1 saat 60 dakika olduğuna göre çeyrek saatte saatin dörtte bir parçası olduğunu düşünürsek 15 dakikaya denk geliyor. 1 saatin içinde 4 tane çeyrek saat vardır. Çeyreklerle ilgili saatleri okurken iki kavram çıkar karşımıza. Bir, çeyrek geçiyor ifadesi, ikincisi de çeyrek var ifadesi. Çeyrek var ifadesiyle başlayalım. Analog saatlerde bir tam saate çeyrek saat kaldığını akrep iki sayının arasında arasındayken yel dokuzu 9'u gösterdiğinde anlarız. Bu saatlerin dakika kısmı çeyrek var şeklinde okunur. Dijital saatlerde ise saatin dakikayı gösteren kısmında 45 yazar. Eğer saatin dakika kısmında 45 yazıyorsa bir tam saate çeyrek saat kaldığını anlarız ve çeyrek var şeklinde söyleriz. Örneklere bakalım. Birinci analog saatimizde akrebimiz 1 ve 2 saatleri arasında yel kovansa 9'u gösteriyor. 9'u gösterdiğine göre hemen çeyrek var ifadesini kullanmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Ve saat burada ise e, hani yarımlarda küçük olanı seçiyorduk ya buçuklarda. Burada ise büyük olanı seçeceğiz. Diyeceğiz ki saat 2'ye çeyrek var. Dijital saatimize baktığımızda da dakika kısmı 45'te ise çeyrek var anlamına geliyor. Burada da yine çocuklar saat 1 yazıyor ama biz çeyrek var diyeceğimiz için bir sonraki sayıyı söyleyerek ifade ederiz. Yani saat 2'ye çeyrek var deriz. İkinci örneğimize bakalım. Yelkovan 9'u gösteriyor. 9'u gösterdiğine göre hemen diyorum ki tamam çeyrek var ifadesini kullanacağım. Akrep ise 4 ile 5 arasında. Burada az önce de belirtmiştim ne yapacağım? Büyük olan sayıyı seçeceğim. O yüzden saat 5'e çeyrek var şeklinde söyleyeceğim. Dijital saatimize baktığımızda dakika kısmı 45'i gösteriyor. Bu demek oluyor ki çeyrek var ifadesini kullanacağım. Saat kısmında ise 16 sayısını görüyorum. 16 sayısı 12'den çıkararak hani kaç olduğunu bulabilirsiniz ya da üstüne sayarak da bulabilirsiniz. 16 demek 4 demekmiş. O zaman ne yapacağım ben? Bir sonraki sayıyı hemen alacağım. Yani 4'ten sonra gelen sayımız 5. 5'e çeyrek var şeklinde okuyacağım. Örneklerimize baktığımızda 10'a çeyrek var, saat 12'ye çeyrek var şeklinde görüyoruz. Gelelim çeyrek geçiyor ne demek? Çocuklar akrep iki sayının arasında yelkovansa yani her zaman 3'ü gösteriyorsa bu saatlerin dakika kısmı çeyrek geçiyor şeklinde okunur. Çocuklar örnekler üzerinde açıklamaya devam edelim. Hemen bakıyoruz. Yelkovan 3'ü gösteriyor. Bu demek oluyor ki çeyrek geçiyor ifadesini kullanacağım. Neyi çeyrek geçiyor peki? Burada yapmamız gereken de yine akrep 2 sayı arasında 3 ve 4 arasında e, henüz 4'e varmamış, 4'e gelmemiş. O yüzden hem şimdilik 3'ü geçiyor olarak okuyacağım ben. Saat 3'ü çeyrek geçiyor diyeceğim. İkinci örneğimize baktığımızda yelkovan 3'ü gösteriyor demek ki çeyrek geçiyor ifadesini kullanacağım. Akrep ise 7 ile 8 arasında henüz 8'e varmamış. O yüzden küçük olan sayımı tercih ediyorum. Saat 7'yi çeyrek geçiyor olarak okuyorum. Üçüncü örneğimize baktığımda yelkovan 3'ü gösteriyor. Akrep ise 10 ile 11 arasında henüz 11'e varmamış. O yüzden saat 10'u çeyrek geçiyor şeklinde söyleyebilirim. Son örneğimize baktığımızda yelkovan 3'ü gösteriyor. Bu demek ki... Demek oluyor ki çeyrek geçiyor ifadesini kullanacağım. Saat ise 12 ile 1 arasında. Burada da yine 12'ler için özel bir durum olduğunu söylemiştik. 12'yi çeyrek geçiyor şeklinde okuyabilirim. Dijital saatlerde saatin dakikayı gösteren kısmında 15 yazıyorsa saat çeyrek geçiyor şeklinde söylenir. 45 yazdığında ne yapıyorduk çocuklar? Çeyrek var ifadesini kullanıyorduk. Bunları unutmayalım. Örneklerimize bakalım. Yelkovan 3'ü gösteriyor. Demek ki çeyrek geçiyor. Neyi çeyrek geçiyor? Saat 4 ile 5 arasında yani akrebimiz 4 ile 5 arasında olduğu için küçük olanı tercih ediyorum. Saat 4'ü çeyrek geçiyor şeklinde okuyorum. İkinci örneğime baktığımda yelkovan 3'ü gösteriyor. Akrepsi 8 ile 9 arasında küçük olanı tercih ediyorum. Saat 8'i çeyrek geçiyor olarak ifade ediyorum. Bir diğer örneğimize baktığımızda yelkovanımız 3'ü gösteriyor. Yel 9 ile 10 arasında küçük olan sayıyı seçiyorum. 9'u çeyrek geçiyor diyorum. Ama bunun eğer akşam 9'u çeyrek geçiyorsa o zaman da belirtmemiz gereken şey 12'ye 9 eklersek çocuklar dijital saatteki akşamın ifade edilen sayısına ulaşırız. Yani ne oldu? 21. 21.15 yani 9'u çeyrek geçiyor olarak söyleyebilirim. Son örneğimize baktığımızda yine yel kovan 3'ü gösteriyor. O zaman çeyrek geçiyor ifadesini kullanacağım diyorum. Akrep ise 11 ile 12 arasında küçük olanı seçiyorum. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Eğer bu gece 11'den bahsediliyorsa o zaman yapmamız gereken şey saat 12'in üstüne 11 eklersem ben 23 sayısına ulaşırım. Saat 23.15 şeklinde söyleyebilirim. Sevgili öğrenciler zaman ölçme konumuz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.